Değerli izleyiciler, Ülkenin Sesi programında bu hafta Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ı makamında ziyaret ettik. O şimdi Çarşamba'da özellikle son dönemde hayata geçirilen çalışmalarla ilgili size bilgi verecek. İzliyoruz efendim. Bütün hemşehrilerimize HaberAks ekranları aracılığıyla hayırlı akşamlar diliyorum. Çarşambamızda bu yeni dönemde 2014 30 Mart seçimlerinden sonra önümüzde açılan bu 5 yıl içerisindeki yeni belediyecilik uygulaması içerisinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben bu vesileyle yaptığımız çalışmalarla ilgili de size kısa bilgiler sunmak istiyorum. Hemşehrilerimize de bunu paylaşma imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde malumunuz artık çarşambamıza bağlı köylerimiz, Çarşamba Belediyesi'ne bağlı birer mahallelerimiz haline dönüştü. 30 Mart öncesinde 70 bin nüfuslu bir çarşamba şehrinden şu anda resmi olarak 136 bin 100 nüfuslu bir çarşambaya. Ama şehir dışında, çarşamba dışındaki nüfusla birlikte özellikle yaz aylarında 200 bine varan bir çarşambaya ulaşmış olduk. Hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Öncelikli olarak geçmiş yıllardan itibaren özellikle çarşambamızın yüksek kotlarındaki köylerinde, güney tarafında, Ağaca Güney, Gökçe Çakmağın üzerindeki köylerimizde bir planlama yaparak Nisan ayından itibaren, Mayıs ayından itibaren Konukluk, Bezirgan, Aşağı Musalla, Gülören, Ordubaşı, Eğridere, Yeşildere bu güzergahta hizmet etmeye çalıştık. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Büyükşehir Belediye'mizin de Ağaca Güney güzergahındaki yol çalışmaları, grup yollarının yapılması, birlikte bir çalışma anlayışı içerisinde araçlarımızı, makinelerimizi birlikte bir çalışma anlayışı içerisinde yapıyoruz. Ayrıca bizim planladığımız, yaptığımız Çarşamba Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle mahalle yollarımızın yapımı, buralarda çalışıyoruz. Son 3-4 aydır önemli çalışmalar yaptık. 15 Eylül'de okullarımız açılıyor. Yeni eğitim öğretim yılında bu vesileyle hem öğrencilerimiz hem aileleri hakkında, öğretmenlerimiz hakkında hayırlı olmasını diliyorum. Servis araçlarının başlayacak olması, bu bölgedeki yolların altyapısının, yol konforunun sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde bu bölgelerde bu 3-4 ay içerisinde devam ettirdik. Malumunuz ülkemizin genelinde olduğu gibi Samsun'da da suyla ilgili problemler var. İçme suyuyla ilgili kuraklıktan kaynaklı problemler var. Biz bunu Çarşamba şehir merkezimizde Allah'a şükürler olsun yaşamıyoruz. Çarşamba şehir merkezimizdeki içme suyu alternatifli bizim iki ayrı içme suyu kaynağımız var. Birisi Gökçe Çakmak'tan, Çakmak Barajı'ndan isale hattı yoluyla Sefalı arıtma tesislerine 10 kilometrelik bir hatla aldığımız içme suyu kaynağımız. Diğeri, burada bir problem söz konusu olduğu takdirde derin kuyu pompalarıyla Kurdahmetli bölgesinden aldığımız su kaynağımız var. Şu anda Nisan ayı itibariyle içme suyumuzu biz Kurdahmetli'deki derin kuyu pompalarından alarak Sefalı arıtma tesislerinde arıtıp şehir merkezine, şehrimizin, insanımızın kullanımına sunuyoruz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Artık Nisan itibariyle biliyorsunuz içme suyu, kanalizasyon, altyapı, köyleri ilçe merkezine bağlayan ana grup yolları gibi birçok konu Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altına girmiş oldu. Ama bu ihtiyaçlarımızı, bu sıkıntılarımızı yine vatandaşımız bize geliyor, Çarşamba Belediyesi'ne geliyor. Bu çok kısa süre içerisinde sağlanabilecek bir geçiş değil. Biz bu Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altındadır. Biz buna ilçe belediyesi olarak bakmıyoruz demiyoruz. İşlerimizi yine bir koordinasyon ve bir birlik içerisinde yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle köylerimizin, mahallelerimizin, bazı bölgelerin dik büyük içme suyu grubu gibi ve yine yukarı kotlarda bulunan köylerimizin kendi imkanlarıyla kaynak suyu temin ederek bugüne kadar bu içme suyu ihtiyacını gidermiş köylerimizde bu süreç içerisinde, bu yaz dönemi içerisinde içme suyu sorunları yaşadık.
SASKİ buna müdahale ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi. Bazı yerlerde sondaj çalışmaları yapılıyor. Müstakil sondaj çalışmaları, örneğin Gülören gibi örnekler var. Bazı yerlerde şebekelere ilave yapılarak Hacılıçay, aşağı bölgelerde şehir şebekesine, Çarşamba şehir şebekesine, Paşayazı'dan bu tarafa doğru Yeşilırmak'tan geçen hatlarla vesaire bu tarz çözümler üretilerek içme suyu ihtiyacının giderildiği yerler var. Bazı yerlerde de çalışmalar devam ediyor. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizin Yeşilırmak su kaynağından, Suat Uğurlu Barajı'nın su havzasından su rezervini Çakmak Barajı'na, içme suyu barajına bağlayacak bir hat projesi üzerinde de çalışılıyor. Bu da bir alternatif olarak ileride su kuraklıktan kaynaklı sıkıntının devam etmesi durumunda başvurulacak ve sağlanacak bir imkan olarak da devam ediyor. Yine bizim 30 Mart seçimlerinde vatandaşımıza ifade ettiğimiz, taahhüt ettiğimiz bir gıda organize sanayi bölgesi çalışmamız var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'un Tekkeköy'deki gıda ihtisas organize sanayi bölgesinden sonra Çarşamba'da ikinci organize sanayi bölgesi olarak, gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olarak bir çalışmanın içerisindeyiz. Şeker fabrikalarına ait, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne ait ve Özelleştirme İdaresi kapsamında yer alan yaklaşık 1000 dönümlük bir alanın bu iş için tahsis edilmesiyle ilgili işlemleri şu anda devam ettiriyoruz. Bu konuda AK Parti Samsun İl Başkanımız, milletvekillerimiz, siyasilerimiz hep birlikte bunu sadece Çarşamba'nın bir büyük projesi olarak değil, Samsun'un bu bölgenin bir büyük projesi olarak devam ettiriyoruz. İstihdam sağlayacak, kalkınmayı sağlayacak önemli bir çalışma olarak bu işin içerisindeyiz, bunun takipçisiyiz. Planlarının hazırlanması, özelleştirme idaresiyle ilgili kapsam dışına çıkartılması, tahsislerinin yapılması vesaire her konuda bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Sıcak ve güncel bir konumuz olarak bunu devam ettiriyoruz. Yine bizim eski stadyum ve eski sebze halinin bulunduğu alanlarda yürüttüğümüz Çarşamba Belediyesi olarak bir kentsel yenileme çalışması, bir kentsel tasarım çalışması var. 50 dönümlük alanda eski stat ve sebze hali kullanımlarının bulunduğu alanı biz bir büyük alışveriş ve yaşam merkezi ve konut alanı olarak, bir alışveriş ve yaşam merkezi olarak yenilemiş durumdayız. Geçen yıl başlattığımız inşaat çalışmalarımızı hemen hemen sona geldik. 30 Mayıs itibariyle Ramazan'dan önce alışveriş merkezimizi Vefa Alışveriş Merkezi olarak açtık ve hemşerilerimizin kullanımına sunduk. Burada bir takım sosyal donatılar ve faaliyetler içerisindeyiz. Son olarak çarşambamızda bütün bu bölgemize hitap edecek sinema salonlarını son teknolojiyle yapılmış sinema salonlarını oluşturuyoruz. İşletmeci firmayla anlaştık. Üniversite şehri olan, üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çarşambada artık kaçınılmaz hale gelen ve eksikliği her dönemde ifade edilen sinema salonlarını inşallah bir ay içerisinde tamamlayacağız. Bu çalışmalarımızı yürütüyoruz bir taraftan. Bu çarşımızdaki Vefa Alışveriş Merkezi'ndeki diğer iş yerleri ve diğer sosyal donatıları, tesisleri tamamlamaya çalışıyoruz. Orada diğer emsallerinden farklı olarak bir cami inşaatımız var. Alışveriş merkezinin bu yönüyle de Türkiye'de farklı bir örneği. Bu cami inşaatımızı Kurban Bayramı'na tamamlayıp müftülüğümüzle birlikte müftülük hizmet binasının da yer aldığı, içerisinde caminin de yer aldığı bir aslında bir merkez, yeni bir merkez oluşturuyoruz çarşambamıza. Bunu yapıyoruz. Konutlarımız da sona geldik. Konutlarımızı bitirip bir taraftan satışlarını devam ettiriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
İlk ve orta öğrenimdeki okul çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, özel idareden geçen şu anda yatırım izleme başkanlığımızla birlikte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda çarşambamızda inşaatı devam eden 3 yeni okulumuz ve öğretmen evi inşaatımız var. Çarşamba Belediyesi ve özel idare ortaklığıyla valiliğimizin ve Çarşamba Belediyesi'nin ortak projesi olarak çarşambamızın öğretmen evini yaptık geçen yıl. Bu sene hizmete açıyoruz. Evet, çarşamba sporumuzun bu sezon hazırlıkları devam ediyor. Yine çarşambalı hemşehrilerimiz, çarşambanın çocukları olan Cengiz Beyler, Cengiz Yıldırımlar bu sene çarşamba sporumuzun yönetimiyle ilgili bir fedakarlıkta bulundular, bir sorumlulukta bulundular, sorumluluk üstlendiler. Çarşamba spor hazırlıklarına devam ediyor, yardımcı oluyorlar. 14 Eylül Pazar günü de çarşamba sporun sezon açılışı var. Yeni yaptığımız Çarşamba Şehir Stadyumunda. Bütün hemşehrilerimizi de oraya davet ediyoruz. Bizi de davet ettiler, sağ olsunlar. Hep birlikte inşallah çarşambanın bir markası olan çarşamba sporu çok tarihiyle, tarihindeki başarılarıyla bir isim olan, bir marka olan çarşamba sporu tekrar bugünkü olduğu noktadan inşallah hak ettiği yere taşımak üzere de gayret içerisindeyiz. Yerel yönetim olarak, belediye olarak desteklerimizi yine sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. İnşallah çarşamba sporumuz da iyi bir yere gelecek, inşallah öyle temenni ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.